Bir de eğitmen eşleşmesini ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Üçüncü dersten sonra. Çocukların gönlü kırılmasın diye kura yoluyla belirleyeceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Selamı bile esirgiyor musun benden? Feride! Sana Koro ile ilgili bir şey soracaktım ama neyse sonra. Kamran sen de mi buradaydın? Beni görmedin. Yok. İmtihanlar var ya, kafam dalgın. Ondan. Nasılsın? İyi misin? İyi olan her şey seninle var. Diyelim. Ben de senden farksızım Kamran. Ama iyi olacağız. İyi. İnan bana. Eğer ki sevdiğini özlediyse bana anlatabilirsin. Kimseye anlatamadığına eminim. Eğer kendini yalnız hissediyorsan, ben buradayım. Sağ ol. Neriman nasıl? Daha iyi mi durumu? Avrupa'da bir iğne geliştirmişler. Fakat sonuçları kestirilemiyor. Fakat bu tür vakalarda etkili oluyormuş. Onu deneyeceğiz. Bugün yarın gelecek, onu bekliyorum. Ben eminim sen onu ayağa kaldıracaksın Kamran. Allah onu çocuğuna bağışlayacak. Derse gireyim ben o zaman, daha fazla geç kalmayayım. O vakit hoşça kal Kamran. Feride. Dersten sonra konağa gitsek. Kamran yapma. Feride yanlış anladın beni. Necmiye ile konuşmaya. Ne oldu ki? Necmiye bebeğini birine vermek istiyor. Ben niyetini ilk öğrendiğimde gidip konuştum. İkna ederim dedim. Ama şimdi görüyorum ki ikna edemedim. Eğer ki sen yardım edersen. Konuşurum tabii. Sağ ol. Bunun için niye teşekkür ediyorsun Kamran? Yardım ettiğin için. Tabii ki edeceğim. Tabii ki yanında olacağım Kamran. Bizi birbirimize sadece ilişkimiz mi bağlıyordu sanıyorsun? Biz kalplerimiz dışında, çocukluğumuzdan, hatıralarımızdan bağlıyız birbirimize. Kan bağımız var bizim. Bugün yalnızca sevgili değiliz. Onun dışında yine her zamanki gibi her şeyiz birbirimize. Evet. Herkes önündeki kağıda adını, numarasını yazsın ve bu çanağın içine atsın. Evet Nadide, seninle başlayalım. Hadi bakalım hızlıca arkadaşlar. Sağlık dersi asistanı tam olarak ne yapacak Kamran Bey? Tam olarak ne yapacak? Önümüzdeki ders kurbağa anatomisini işleyeceğiz. Dersin asistanı kurbağa bulmakla mükellef. Ben hayvanın içini açarken bana yardım edecek. Onun dışında dersin maketleri uygulama ünitesinde birebir beni asiste edecek. Evet kızlar, biraz hızlı. Evet arkadaşlar, biraz hızlı. Bu kurayı
Ders sonra çekeriz. Bayağıdır ders işlemiyorduk. Nerede kaldık? Evet. Bir dersin daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadar kâfi. Kur'an'ımıza geçelim. Evet Nebi Bey. Sen çek bakalım. ...506 Feride. Olamaz. Hile var. Nasıl hile var? Bayağı. Feride sen yazmadın mı? Beni, arkadaşlarını nasıl şaibe altında bırakırsın sen? Ne münasebet. Ben kimseyi şaibe altında bırakmıyorum ama... Her şey yolunda mı Kamran Bey? Her şey yolunda. Siz niçin geldiniz? Çekiliş kupalarından biri eksik de. Buradaymış Sir Superior. Öyle mi? Evet, öğretmenler odasından çıktı. Güzel. O zaman size iyi dersler. Evet. Feride Hanım. Kendiniz katlayın, kendiniz karıştırın. İyi olur. Evet. Kendiniz çekin. Feride? Evet arkadaşlar. Evet, 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 evet. Sınıfı boşaltıyoruz. Mini mini birler gelecek sizden sonra. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Evet. Hızlı, 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 hızlı. Alex'ten sen mi izin alırsın? Yoksa ben mi? Ben alırım. Çok beklettin mi? Hile yaptın değil mi? Asistanın olmam için hile yaptın. Feride rica ederim. Ben fırsatçı bir adam mıyım? Derste de aynısını yaptın. İyi de çekiliş kupasının içine attığım kağıda ben adımı bile yazmadım. Ben mi yazdım yani? Hayır da biri benim yazımı taklit etmiş. Ben ne yapabilirim Feride? Ben ne yapabilirim? Hiçbir suçum günahım yokken beni kabahatli yapıyorsun. Üstelik sınıfta. Öğrencilerin önünde. Özür dilerim. İyi bari. Bu kapıdan her girdiğimizde bir hikayemiz oldu. Ne gibi? Kah nişanlandık. Bulutların üzerinde süzülüyorduk. Kah kızgındık. Kah hüzünlü. Hep böyle. Sen bugün söylediğinde çok haklısın. Biz birbirimizin her şeyiyiz. Sevgili hariç. Bu dediğine eğer bir gün ikna olursam çıkartacağım o yüzü.
Feride. Kolay gelsin. Feride. Nasılsın? Daha iyiyim. Bir karar verdim, rahatladım. Duydum. Kamran söyledi. İyi düşündün mü Necmiye? Başka çarem yok Feride. İstemiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum bu bebeğe karşı. Belki de doğurunca farklı hissedeceksin. Ki ben eminim öyle olacak. Belki de çocuğunu çok seveceksin. Ondan hiç ayrılmak istemeyeceksin. Farklı hissetmek istemiyorum ki. Onu sevmek istemiyorum. Sen kendini mi cezalandırıyorsun? Annem girmiş aklına. Getirmiş bir kadını. Annemin bir kabahati yok abi. Aksine kahroluyor kadın. Bu tamamen benim kararım. Daha fazla sorun çıkarmak istemiyorum. Annem, babam, ikisi de yaşlandı artık. Öğrendiğinden beri gözünde yaş kurumadı annemin. Hele babam, duyarsa ne olur. Benim yüzümden yüzü yerde geziyor zaten adam. Artık mutlu, huzurlu olması lazım. Kimseye daha fazla haksızlık etmek istemiyorum. Sen ne karar verirsen ver. Ben senin kararına saygı duyarım. Ama Necmiye, eğer bu çocuğu istememen gerektiğini düşündüğün için istemiyorsan, ben bir kez daha düşün derim. Bak, Kamran sana arka çıkıyor. Teyzem yanında, ben varım. Enişteme de... Kamran en bir münasibince anlatır ona. Milletin lafından, sözümden başını kaldıramaz Feride. Kime ne? Kime ne? Hem o çocuğun bir babası var. Gayrimeşru falan değil. Kimseyi alakadar etmez. Herkesin başına da gelebilir hem. Doğru. Senin durumun Neriman gibi değil. Onun durumu çok daha zor. Yani... Kadın evlilik dışı bir ilişkiden gebe kaldı. Evet. Onun hakkında kötü konuşacaklar maalesef. Ama sen ondan farklısın. Senin durumun ondan farklı. Necmiye. Ne olur umudunu yitirme. Yitirmezsen her şey çok daha güzel olacak. Hem... Belki yeni bir yuva kurarsın. Kim alır ki bu saatten sonra beni? Ya kör topala verirler ya da yaşlıya. Ya yeniden aşık olursan? Evlensen ne, evlenmesen ne? Çocuğun her halükarda mutlu bir yuvaya sahip olabilir. Benim bir zamanlar bu evde olduğum gibi. Necmiye,
bir kez daha düşün derim ben. Ne olur. Hemen çıkacak mısın? Hemen çıkmam lazım. Biraz otursaydık. Peki ben bırakayım o zaman seni. Ah, burada mıydınız? Buradaydık, gidiyoruz teyze. Sen nereden geliyorsun anne? Hastaneden. Kamran, sen bize az bir müsaade et. Tamam. Ben yukarıdayım, haber verirsiniz. Yüzümden mi kararını değiştirdin çocuğum? Hangi karar teyze? Nişana atmayacağını söylemiştin. Ha, benim sözlerim yüzünden mi nişana attın? Bak öyleyse çok üzülürüm. Kamran da perişan zaten günlerdir. Yok teyze. Vicdanen zaten çok rahat değildim. Benim düşündüklerimden çok farklı şeyler de söylemedin bana esasen. Rüyandan uyandırdın beni sadece. Üzülme sen. Ben iyiyim. Kamran da iyi. Kolay gelsin. Çalışır mısın? Bana hissettirdiklerinizi unutana dek konuşmayacağım hiçbirinizle. Peki Amuran'la konuşuyor. Çünkü o da mağdur. Biz de mağduruz. Ya hem bak Müjgan'ı çok üzdün ama. O da beni üzdü. Müjgan senden ne sakladıysa seni düşündüğü için sakladı. Ne söylemediyse seni korumak içindi. Çok farkındayım ama söylemeliydi. Ya hadi be çalı çırpısı, bitirin artık şu küsü ha. Olmaz. Benim unutmak için biraz zamana ihtiyacım var. Ne kadar zamana? Of! O zaman yarın. Yarın Müjgan'la ikinize bir çay ısmarlayayım ha. Olmaz. İşim var benim yarın bütün gün. Öbürsü gün? Hazırsan çıkalım. Hadi görüşürüz. Yusuf sana ne söylüyordu? Mühim bir şey değil. Öyle sohbet ediyorduk. Niye sordun? Hiç. Mersi. Sabah onda alırım seni. Niçin pardon? Kurbağa avına gitmeyecek miyiz? En bir sevdiğim. Benim de en bir sevdiğim. Peki. Sabah görüşürüz madem. Sanki her şey yolundaymış gibi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki sensiz kalmamışım gibi. Güneş doğuyor, ay batıyor.
Her gün sıcak ekmek çıkarıyor karşıki fırın. Mektepte dersler devam ediyor. Tuhaf işmiş doğrusu ayrılık dedikleri. Kan revan içindeyiz ikimiz de. Ama kimse ölmüyor. Nefes alıyoruz. Ama kimse yaşamıyor. Cambazlık yapmak gibi bir şey bu sensizlik. İçin kan ağlasa da yüzün gülüyor. Umudum, içimin gülen yüzü. Sabahım, günaydınım. Bir de can içim. Ah benim yüreği cesur. Sevdası çocuk yarım. Bak Kamran, ellerimi bırakarak da sensiz olabiliyorum.